Açamak. Başlık. Evet, hoş geldiniz arkadaşlar. Bundan önceki 2-3 hafta ilişkiler üzerine konuştuk. Sevgi nedir? Sevginin psikolojik düzeyi ve spiritüel düzeyi arasındaki fark, insanın psikolojik düzeyde sevgisinin ihtiyaç kavramına dayandığı ve ister istemez psikolojik düzeyde yaşanan sevginin bir karşılık beklentisi içinde olduğu, beklentileri gerçekleşmediğinde değişebileceği noktasına değinmiş. Bu anlamda aslında ilişkilerde daha doğal bir zeminin yakalanması için ihtiyaç duyduğumuz şey, bir ilişkide bizim bir şey verdiğimiz algısını terk etmemizdir. İnsan ilişkilerinde muhatabına bir şeyler verdiğini düşünürse mutlaka benlik orada bir hesap yapacaktır. Bu ister istemez bir zorunluluk olarak ortaya çıkar. Eğer ben ilişkimde birine bir şey veriyorsam, işte birine samimi davranıyorum, birine içten davranıyorum, birine karşı fedakarlık yapıyorum, birine karşı uyumlu oluyorum, sabır gösteriyorum, sevgi gösteriyorum, koruyup kolluyorum, sahipleniyorum. Bunu her türlü ilişkide düşünebilirsiniz. Bir ebeveyn çocuk ilişkisinde de, karşılıklı ikili ilişkilerde de, dostluk, arkadaşlık ilişkilerinde de düşünebilirsiniz. Eğer ben bir şey verdiğimi düşünüyorsam, bu neye sebep olur? Zorunlu olarak bir beklentiye sebep olur. Siz bu beklentinin farkında da olmayabilirsiniz arkadaşlar. Yani bunu özellikle hatırlatayım. Yani insanlar çoğu zaman bu durumda şöyle diyorlar: yo, ben seviyorum, bir şey de beklemiyorum. Veya işte ben destek oluyorum, bir şey beklemiyorum. Sahipleniyorum, bir şey beklemiyorum. Veya işte çocuğumdan ne bekleyebilirim ki? Mesela bazen böyle boşanan çiftler oluyor. Mesela aralarında böyle bu çocuk beni mi daha çok seviyor, onu mu daha çok seviyor? Eğer diyelim ki taraflardan biri onu küçükken büyütmüşse, işte ona ben baktım, ben büyüttüm. Şimdi işte atıyorum annesi veya babası ona yakınlık gösteriyor diye, şimdi ona daha çok sıcak yaklaşıyor. Halbuki ben onu büyüttüm, ben onu en zor zamanında koruyup kolladım diye kendi kendimize ne yapıyoruz? Derinde aslında bir beklenti içinde olduğumuzu o an fark ediyoruz. Ama o süreçte fark etmeyiz. İşte ben bakarım, beslerim, büyütürüm, yetiştiririm, kahrını çekerim, hiçbir şey de beklemem. Ama diyelim ki o çocuk, diyelim ki sen annesin, 10 yaşına geldi, babasına daha yakın durmaya başladı. Halbuki babası çok ufakken hiç ona yakın davranmıyordu veya ona gereken ihtimamı göstermedi. Bakın orada ne olur? Eğer siz işte onu besleyen, büyüten, yetiştiren, seven, koruyan, kollayan olduğunuzu zannederseniz, bir bakarsınız arkada çok büyük bir hesap birikmiştir. Ama beklentiniz ve hesabınız her zaman o anda gözükmez. Beklemediğiniz bir şey olduğunda ortaya çıkar. Hoşunuza gitmeyen bir durum olduğunda ortaya çıkar. O yüzden insan kendisinde olanı kendisinden bilmeme irfanına sahip olmak durumundadır iyi bir ilişki için. Bu kendimiz için yani. Hani kendi varoluşumuzu, hakikatimizi, idrakimizi merkezde tutmak için bu ihtiyaç duyduğumuz bir şeydir. Ben hiç kimseye bir şey verdiğimi düşünmemeliyim. Çünkü bu prensip olarak yanlıştır. Yani bu düşünmeyeyim de rahat edeyim, düşünürsem kötü olacak, o zaman en iyisi düşünmemek değil. İlkesel olarak hiçbir insan, hiçbir iyiliğin, güzelliğin ve hayrın kaynağı değildir. Bunu ne kadar idrak ederseniz, ne kadar gerçekten içselleştirirseniz, bir
alimin ifadesiyle insan bir kuru üzüm çubuğu hükmündedir. Ona, o kuru üzüm çubuğuna takılan taneleri kendinden bilmemelidir der. Hakikaten bu çok güzel bir semboldür, çok güzel bir metafordur. Hani bize böyle o iri taneli bir üzüm salkımı gösterilse, hani bu hangi ağacın meyvesidir denilse, belki en son seçeceğimiz ağaç asma olacaktır. Neden? İşte çok kuru bir dalı var, incecik bir dalı var. Yani olsa olsa daha böyle kalın gövdeli bir ağacı seçeriz. Deriz ki muhtemelen bu üzüm salkımları şu ağacın meyvesidir deriz. Eğer hiç bilmiyor olsak. Halbuki tam tersi gibi gözüken bir noktadan o meyveler çıkar. Bu neyi gösterir? O üzüm taneleri o asma ağacından değildir. Asma ağacındadır ama asma ağacından değildir. İnsan da böyledir. İnsan kendisinde fark ettiği, kendinde gördüğü sevgiyi, şefkati, merhameti, sahipleniciliği, koruyup kollayıcılığı asla kendinden bilmemelidir. Çünkü değildir. Bakın bu bir tevazu, işte bir işte tasavvufi anlayış bu değil yani. Bu Kur'ani bir şeydir. Kur'an'da apaçık söylenen bir şeydir. İyilikler Allah'tandır. Bu kadar açık ve net yani. Allah'ın kendilerine verdikleriyle başkalarına yardım ederler, destek olurlar ve hiçbir teşekkür beklemezler diyor. Bu Kur'ani bir şeydir. Ve hakikatini insan idrak ettiğinde gerçekten bu böyle bir şeydir. Ve bakın bu arkadaşlar insan için hem büyük bir özgürlük hem büyük bir huzurdur. Kimseye alınmazsınız, kimseye gücenmezsiniz. Kimseye karşı bir hesap yapmazsınız. Kimsenin yaptığı veya söylediği şey o kadar size ağır gelmez. Hatta hiç ağır gelmez. Neden? Çünkü kendisine ağır gelecek bir benlik algısı yok ki arkada. İşte ben ona çok dürüst davrandım, o bana böyle davrandı. Ben çok samimi davrandım, o şöyle davrandı. İşte ben onu çok sevdim, koruyup kolladım, en zor zamanında yardımcı oldum. Ama o bir başım sıkıştı, oralı bile olmadı. Bu hesabı kim yapacak? Bu hesabı yapacak içeride bir şey var mı? Varsa işiniz zor. Varsa, bir beklenti içine giriyor. Doğal olarak. Eğer böyle bir hesabı yapan bir ben varsa, sizin üzerinde duracağınız sizin düşmanınız, sizin enerjinizi yiyip bitiren, size yük olan şey odur, olay değildir. O yüzden dikkat edeceğiniz şey iyiliği sahiplenmemektir. Çünkü sahibi değiliz. Bakın hani bu bir tevazu, işte ben böyle olgunum, ben şöyleyim, böyleyim değil. Sahibi zaten değilsin. Sen sahip olduğunu zannettiğinde o nimeti gasp ediyorsun aslında. Yani ben sevmesem ne yapacaktın diyen bir insan, ben olmasam ne yapacaktın diyen bir insan Allah'ın ona verdiğini gasp ediyor demektir. Gasp ne demektir? Yani diye ki biri sana bir şey vermiştir, birine götürmen için. Sana vermiştir, şuna ilet. Sen onu kendine mal ediyorsun, benimdir diyorsun. Sonra ona verirken de diyorsun ki ne karşılık vereceksin? Bu nedir? Gasp değil midir? Bir başkasının sana, bir başkasına iletmek için verdiği bir şeyi kendi malını zannedip sonra bunu kendi malınmış gibi, kendine aitmiş gibi başkasına veriyorsun. Peki hocam şunu anlayabilir miyiz? Yani iyiliğin kaynağı Allah diyoruz, işte Tanrı diyoruz, yaratıcı. Biz onu işte kendimizden bildiğimizde bir nevi şirk olmuyor mu? Yani haşa yani hani kelime olarak Allah'ın itikadi noktasında ben hani oraya girmiyorum. Ölçü almak gibi tabii, bir şey. Tabii yani iyiliğin, hayrın, güzelliğin tek bir kaynağı vardır. O da Yaradan'dı, bu kadar. Bunun üzerine söylenecek hiçbir söz yoktur. Eğer biz kendi nefsimizde bunun aksine bir şeyler hissediyorsak, düşünüyorsak, yani tırnak içinde ya benim de bir payım var. Çünkü unutmayın arkadaşlar, nefs, benlik, psikolojik düzeyde benlik,
kendine pay çıkarmaya çalışır. Kendine mutlaka pay çıkarmaya çalışır. O pay aslında başının belası olur ama haberi yok. İlk başta pay çıkardığımızda bu bize görünürde iyi bir şey olur. Bak benim de payım var. O payın da bir getirisi olacak değil mi? Bir şey olacak. Bak ben sana yardım ettim. Ben seni koruyup kolladım. Ben sana sahip çıktım. Ben şöyle davrandım. Ben samimi davrandım. Şöyle davrandım. Böyle davrandım dediğinizde nefsiniz Allah'a ait olan bir şeyden kendine pay çıkarır. O pay başınızın belası olur. Sonra dersiniz ki ben niye bu kadar problem yaşıyorum? Çünkü sen o belayı sen kendi başına açtın. İnsanın ıstırabı bu yüzdendir. İnsanın ıstırabı kendine ait olmayan şeyi kendinin zannedip sonra onun üzerinden hesaplar yapmasıdır. O yüzden ilişkiler bu özgürlük yakalandığı ölçüde gerçektir. Yoksa hepsi bir bilinçli veya bilinçsiz bir hesaba dönüşür. Bu söz çok uzar arkadaşlar. Ben bir bilgenin güzel bir anekdotuyla şey yapayım. Bir adam varmış, evlenmek istiyormuş. İşte görüşüyor, birbirine görüşüyor. Onlarca kişiyle görüşmüş. Görüşüyor, çok kısa birkaç dakika, birkaç saat görüştükten sonra teşekkür ediyor, birbirimize uymuyoruz herhalde falan diyor. Sorduğu soru da şu, muhatabına. Bana diyor ne vereceksin diyor. Tabii ki kardeş işte güzelliğimi vereceğim. Tabii burada kadın erkek önemli değil. Bu yanlış anlaşılmıyor. İşte güzelliğimi vereceğim, yok yakışıklılığımı vereceğim. İşte imkanlarım, gençliğim, şuyum, buyum. Teşekkür ederim diyor. Sağ olun. Mevzuyu kapatıyor. Böyle birçok görüşme devam ediyor. Hepsi böyle bu şekilde sonuçlanıyor. İşte bahane vereceksin. Şunu vereceğim, bunu vereceğim. Samimiyetimi vereceğim, sevgimi vereceğim, saygımı vereceğim, seni koruyup kollayacağım falan filan. Teşekkür ederim. Mevzu bitiyor. Sonra birine daha denk geliyor. Gene soru aynı. Bana ne vereceksin diyor. Karşıdaki herhalde biraz irfanı olan biri. Demiş sana hiçbir şey veremem. Çünkü hiçbir şeyim yok. Hiçbir şeyin yok mu demiş. Yok demiş, hiçbir şeyim yok. Sana hiçbir şeyimi veremem çünkü hiçbir şeyim yok. Ama demiş, Allah'ın bana verdiğini eksiksiz ve kesintisiz bir şekilde sana vermeye söz verebilirim. Deyince, o zaman tam demiş, sen aradığım kişisin. Ben de sana bir şey veremem. Ben de Allah'ın bana verdiği şeyleri sana vermeye ancak söz verebilirim. O zaman bakın, böyle bir ilişkide hiçbir hesap olmaz değil mi? Ama işte ben sana şunları veriyorum, sen bana ne veriyorsun? İlla bunun söze dökülmesi gerekmez. İlla bunun maddi bir şey olması gerekmez. Hani çok rastlanır. Sana gençliğimi verdim. Nereden verdin ki? Senin miydi gençliğin? Değil mi? Sevgimi verdim. Nereden verdin? Onun için size bir şey verdiğini düşünen insanlarla çok fazla sıkı ilişkiler içinde olmayın. Ya da böyle ilişkiler içinde olursanız bunun sonuçlarını bilerek o ilişkileri yürütün. O yüzden gerçek anlamda ilişki senin o ilişkide bir şey verdiğini düşünmediğin durumdur. O durumda gerçek ilişki gerçekleşir. Bu ister anne olun, ister baba olun, ister kardeş olun, ister arkadaş olun, ister dost olun, İster karı koca olun, bu hepsinde böyledir. Bir şey verdiğinizi düşünürseniz oraya dikkat edin. Orası bir cehalet noktasıdır. Orası bir hatadır. Orası bir körlüktür. Hiçbir şey verdiğini düşünmeyeceksin çünkü vermiyorsun. Kendinden hiçbir şey vermiyorsun. Kendine ait hiçbir şey vermiyorsun. Kendine ait olduğunu düşündüğün bir şey veriyorsan da o zaman açık konuşman lazım. Daha önceki sohbetlerimizde ifade ettiğimiz gibi o zaman açık oynaman lazım. Bak ben sana bunları veriyorum ve bunları talep ediyorum demen gerekir. Ama hakikat açısından baktığınızda insan
hiçbir kendine ait hiçbir şeyi verdiğini düşünemez. Çünkü böyle bir şey söz konusu değildir. Ve bu insan için gerçek bir özgürlüktür. Gerçek huzuru o zaman yakalarsınız. İlişkili olduğunuz insanlar size hainlik de edebilir, vefasızlık da edebilir, saygısızlık da edebilir, her şeyi yapabilir. Bunun sizinle ilgili bir şey olmadığını o zaman idrak edersiniz. Sizin orada hesap yapan bir şeyiniz olmadığını görürsünüz. Çünkü öyle bir hesabı yapacak bir özne yoktur ortada. Yani karşındaki sana saygısızlık yapmış veya hainlik etmiş. Ne diyeceğim? Eğer sen herhangi bir şeyi veren, kendinden herhangi bir şeyi veren bir kişi değilsen, kim ne hesap yapabilir? Kim neyden rahatsız olabilir? Kim ben bunu hak ettim veya etmedim diyebilir, değil mi? O yüzden ilişkiler ancak gerçekten kendini bu anlamda anlayan insanlarla yaşanabilir. Aksi takdirde kendimiz büyük bir bazen çaresizliğin, bazen öfkenin, bazen alınganlığın, bazen kırılmışlığın tuzağına düşeriz. Sonra da bunu ya işte o böyle evliyalıkla ben insanım. Ya Kur'an insandan bahsediyor yani. İnsanla evliya arasında özde bir fark yok. İnsan gerçek anlamda kendini bulunca evliya olmuş olur. Yani insan olmakla evliya olmak arasında bir kategorik bir fark yok. İnsan olmaklığın niteliğini, mahiyetini, hakikatini idrak ettiğinde, fıtratının hakikatini idrak ettiğinde evliya oluyorsun. Yani aslında Allah'la olan o dostluğunu, o yakınlığını, o şah damarından daha yakın oluşunun hakikatini idrak ediyorsun. Evliyalık budur. Biz kimin evliyasıyız? Biz birbirimizin evliyası olmaya çalışıyoruz. İşte bir yakınım var mı? Bir dostum var mı? Bir kimsem var mı? Evliya nedir? Evliya kendini yalnız hissetmeyendir. Hiçbir zaman. Hiçbir zaman yalnız hissetmeyendir. Neden? Çünkü Allah'ın her an kesintisiz bir şekilde yakın olduğunu idrak eder. Evliya demek bu demek. Evliya demek hiçbir zaman yalnız olmadığını bilmektir. Allah'ın sana şah damarından yakın olduğunu veya diyelim ki yalnızlık hissettiğinde hemen Allah'ı hatırlayandır evliya. Aa bak bir gaflete düştüm. Nefsim diyor ki kimsen yok. İşte bir arkadaşın yok, dostun yok, tanıdığın yok. İşte seni sahiplenen yok. Seninle dertlenen yok, seni anlayan yok dediğin nefs hemen orada uyanır ve der ki haşa ya Rabbi benim dostum, arkadaşım, sahibim sensin. Bunu idrak edendir. Bu evliyadır. Yoksa evliya dediğimiz zaman böyle keramet gösterecek şu taşı altın yapacak değildir. Ha taşı altın yapar. Psikolojik benliğinin o taşlaşmış halini altına çevirir. Neyle? Marifet iksiriyle. Hakikatin idrak edilmesiyle. Mesela bakın biz bugün çoğunlukla ne yaşıyoruz? Yalnızlık yaşıyoruz, kimsesizlik hissediyoruz. Hiç samimi arkadaşım yok diyoruz, değil mi? Mutsuzluklar bu yüzden ortaya çıkıyor. Veya bir şeyleri elde edemediğimizi, mahrum olduğumuzu düşünüyoruz. Evliya nedir? Bir başka tarifi, dünyadaki hiçbir durumdan dolayı mahrumiyet ve mağduriyet hissetmeyendir. Bu kişi evliyadır. Yani şu olmuş veya bu olmuş, mağduriyet hissetmez. Bütün insanlar sarayda otursa, hepsinin sınırsız kredi kartı olsa, ne istiyorlarsa alabilseler, kendi de bir kuru ekmek için 18 saat çalışmak zorunda olsa zahiren, bir mahrumiyet hissi yoktur. Bu evliyadır. Böyle bir insan evliyadır.
hiçbir mahrumiyet hissi yoktur. Neden yoktur? Çünkü mahrumiyet ve mağduriyet dünyevi bir şeyle bağlantılı değildir. Bunu idrak eder. Hatta bir sufinin bir duasında vardır. Der ki ya Rabbi, işte sana isyan edenleri, günahkarları, şunları cehennemle cezalandıracağını söylüyorsun. Senin yakınlığını idrak etmemeleri, idrak etmiyor oluşları yeterli bir ceza değil mi? Aslında yeterli bir ceza. Anlatabildim. Yeterli bir cezadır. Onun yakınlığını hissetmemek yeterli bir cezadır. O yüzden evliya hiçbir mahrumiyet ve mağduriyet hissetmez. Bütün dünya dünyevi nimetler içinde yüzse, kendisi bir kuru ekmeğe muhtaç olsa, o bundan dolayı bir mahrumiyet hissetmez. Hocam şunu söyleyebilir miyim? Şuna benzer arkadaşlar. Diyelim ki bir elbiseniz var, yırtık, işte kirlenmiş vesaire. Şimdi elbisenizin yırtık, yıpranmış vesaire olması, örneğin metafor olarak söyleyeyim, bedeninizle ilgili bir eksikliğe işaret eder mi? Etmez, değil mi? Bu elbisenin eksikliğidir. İşte bütün dünyevi şeyler de bir elbise hükmündedir. Bu dünyaya geldik, giyiyoruz, sonra çıkaracağız. Bu benim varlığımdaki bir eksiklik, bir mahrumiyet, bir mağduriyet değildir. En büyük ceza şu olabilir mi hocam, dediniz de, Allah'ı unutanları Allah da unutacak mesela. İşte o bir kanun olarak Kur'an'da söylüyor. Yani Allah onları, onlar Allah'ı unuttu, Allah da onlara kendilerini unutturdu bakın. Ve yani insan kendi varlığının ilahi kaynağını unuttuğunda ve kendini ilahi kaynaklı bir şey olarak değil, dünyevi bir şey olarak tanımladığında aslında kendini de unutmuş oluyor. Kanun manasında Allah ne diyor? Onlar Allah'ı unuttu, Allah da onlara kendilerini unuttu. Bir kanun olarak ifade ediliyor. Bu ne demektir? Bu çok anlamlı ve önemli bir şeydir. Dikkat edin, kendinizi ne ile tanımlıyorsunuz? Bakın, onlar Allah'ı unuttu, Allah da onlara kendilerini unutturdu. Kendini tarif et dediğinde ne kadar Allah'la irtibatlı olarak tarif ediyorum diye sormam lazım kendime. Kendimi tarif ettiğimde nasıl tarif ediyorum? Referansım, merkezim ne? O yüzden dikkat edin. Bizler bu ayetin içine çok defa giriyoruz. Neyiz? Şanssızız. Mahrumuz, mağduruz. Haksızlığa uğramış insanlarız. Kimsesiziz. Gerçekten bizi seven yok, anlayan yok, kıymetimizi bilen yok. Bunlar nasıl tanımlar? Bunlar kaynağı, referansı Allah olmayan tanımlar. O zaman biz kendi kendimizi unutmuş oluyoruz. Kendi kendimi Allah'la referanslı bir şekilde, ona nispetle tanımlamalıyım. O yüzden yine bir alim, iman bir iltisaptır der. Yani sen neye nispetle tanımlısın? Hani insanlar oluyor işte, ben şu anne babanın çocuğuyum, şu bu vesaire. Kendini bir şeye nispet ediyor. Bazen mesleğine nispet ediyor, bazen ilişkilerine nispet ediyor. Bazen başka bir şeye, milliyetine vesaire. İman kendini Allah'a nispet etmektir. Ona aidiyetini hatırlamaktır. Ve o aidiyetle kendini tanımlamaktır. Şimdi ben nasıl kendimi şanssız olarak tanımlayabilirim ki o zaman? Allah beni sevgisinden yaratmışsa, ona aitsem ve o bana şah damarımdan daha yakınsa ve nihayetinde ona döneceksem, ben nasıl şanssız olabiliyorum? Nasıl kötü bir kaderim olabiliyor? Nasıl mağdur olabilirim? Değil mi? Veya nasıl suçlu olabilirim?
Bakın o da bir tuzaktır. Ben büyük, çok günahkarım. Yani şöyle desene, ben sonsuz rahmeti olan bir Rabbim günah işlemiş ve ona istiğfar etmiş, onun rahmetine sığınmış, onun affediciliğine sığınmış bir kuluyum de. Ben günahkarım, sonra ben çok suçluyum. Nerede? Allah'a nispet nerede burada? Allah'la olan bağ nerede? Yok. Hatta bazı Yahudi metinlerinde denir ki yani Adem günah işleyince çamurlukların arkasına sığınmış. Bu tanrıdan, Tanrı'dan kaçmış. Sonra Tanrı demiş yani niye saklanıyorsun? Niye saklanıyorsun ki, değil mi? Günahkar olabilirsin. Çok büyük hatalar işlemiş olabilirsin. Ama sen neye nispetle kendini tanımlayacaksın? Günaha nispetle mi, Allah'a nispetle mi? Ben bütün günahları affeden bir Rabbin kuluyum. Onun için kendimize getirdiğimiz tanımlara dikkat etmeliyiz. Kendimize getirdiğimiz tanımın Allah'la bir bağı olmalı. Onunla bir bağı yoksa o zaman biz kendi sahte kimliğimize bürünerek kendimizi tanımlıyoruz demektir. Mesela beni kimse anlamıyor. Nerede burada Allah'a nispet? Yok. Sonra onun girdabına düşüyorsun. Onun tuzağına düşüyorsun. Onun sahteliğine mahkum oluyorsun. Beni dünyada hiç kimse anlamadı ama benim Rabbim beni her şeyimle anlıyor ve her şeyimle beni kabul ediyor. İnsanlar bugün şey yapıyorlar, ya benim olduğum gibi kabul edecek birini arıyorum. Yok ki diyoruz değil mi? Var. Allah. Beni olduğum gibi kabul eden Allah var. Ama bakın bilincimiz sanki oraya gitmiyor yani. Oturup düşünüyoruz ya, yok ki diyoruz yani. Bir çaresizlik, bir mahrumiyet hissi duyuyor. Beni olduğum gibi anlayacak, olduğum gibi kabul edecek bir kimse yok ki diyoruz. Allah ne güne duruyor? Onun için bakın iman intisaptır. Yani bir bağlantıdır, nispet noktasıdır. Yani kendini bir şeyle ilintilendiriyorsun. İman kendini Allah'la ilintilendirmektir. Kendini Allah'la bağlı idrak etmektir. Bu imandır. Bu imanın çok önemli ve anlamlı bir tanımıdır. İman kendini Allah'la tanımlamaktır. Hiçbir ilişkiyle değil. Hiçbir dünyevi olguyla değil. Ben çok şanssız biriyim. Dikkat edin, böyle bir durun. Kendinizle ilgili zihniniz size hangi cümleleri üretiyor? Mesela bir bakın. Hangisinde Allah var? Hangisi Allah'la bağlantılı? Hatta benim çok hoşuma giden bir sözdür. Mecazi olarak ifade edilmiştir. Bizler anne babamıza evlatlık olarak veriliriz. Bizim anne babamız yani mecazi olarak Allah'tır. Yani kaynağımız odur, nispetimiz odur. Yoksa işte annem böyle, babam böyle olabilir, her şey olabilir. Sen Allah'a aitsin, senin ailen oradadır, senin ailen semavidir. Arzi bir ailen zahiren vardır, gerçek ailen semavidir. Gerçek ailenin farkında olacaksın. O biyolojik ailen biyolojik bir ailedir. Sen biyolojik bir beden değilsin ki senin annen babanı olsun. O biyolojik bedeninin anne babasıdır. Hatta işte Hazreti İsa'nın hani gökteki babamız ifadesi de bu anlamlıdır. Yani mecazi bir anlamlıdır. Onu alıp gereksiz yere itikat tartışmasına döndürmeye gerek yok yani. Gökteki babamız yani bizim semavi kaynağımız, kökenimiz Allah'tır. Biz ona aitiz, ondan geldik, ona dönüyoruz. Bizim kaynağımız odur. Annem babam nedir?
benim bu dünyaya gelirken büründüğüm biyolojik bedenin zahiri sebebidir. Bu kadar. Yoksa anne babam evlendiği için ben dünyaya gelmedim. Anladın mı? O yüzden bir şeyi doğru temellendirdiğimiz zaman yol alabiliriz. Aksi takdirde ayetin ifade ettiği gibi Allah'ı unuttuğumuzda kendimizi unutmaktan başka bir çaremiz yoktur. Çünkü kendimiz Allah'la bağlantılıdır. Gerçek kendilik Allah'la bağlantılıdır. Yoksa kendimizi bedenle, psikolojiyle, düşünceyle, duygularla, yaşadıklarımızla asla tanımlama hatasına düşmemeliyiz. Şanslıyım, şanssızım, niye böyle oldu, niye başıma şu geldi, niye şu olayların içinde mahrum oldum. Asla bunlarla kendinizi tanımlamayın. Bunlar dünyadaki maceramızdır, bu kadar. Dünyada ne tür bir macera yaşadım? Bunun cevabını verebilirsiniz. Ama bu kendinizin hikayesi değildir. Kendinizi bunlar üzerinde asla tanımlayamazsınız. O yüzden kendini acıların üzerinden tanımlamak da büyük bir hatadır. Sıkıntıların, zorlukların, mahrumiyetlerin, mağduriyetlerin üzerinden tanımlamak da bir hatadır. Peki bu hatayı biz yapıyor muyuz? Tabii ki yapıyoruz. Ne yapacağız? Arınacağız. Yani nefsinizi arındırın. Yani kendinizi arındırın. Kendinizi neyden arındırın? Kendinizi sahte kendiliklerden arındırın. Kendinizi sahte kendiliklerden arındırın. Neden? Çünkü o sahte kendilikler bizim gerçek kendiliğimizi örtmüş. Biz gerçek kendimizi hatırlamıyoruz artık. Gerçek kendimiz sahte kendilikler tarafından örtülmüştür. O yüzden zihninizin size siz diye anlattığı hikayeye dikkat edin. Onlar deneyimlerdir, siz değil. Biz kimliğimiz diye, kendimiz diye hikayelere sarılıyoruz. Hatta kimin hikayesi daha güzel? Bunun tartışmasını yapıyoruz. Ya benim hikayem senden daha güzel. Senden daha anlamlı. Senden daha renkli. Bu hikaye bunlar. Kimliğimiz değil. Bana kendini anlat dediğinde birisi, ben sana kendimi anlatamam. Çünkü kendim anlatılabilecek bir şey değil. Kendime en fazla şöyle anlatabilirim. Ben Tanrı'ya ait bir varlığım. Bu kadar. Anlatabileceğim şey budur. Ha, bu dünyaya gelirken de bir bedene büründüm. Bir psikolojik düşünce, duygu elbisesine büründüm. Bu kadar. Kendimi nasıl anlatayım başka? Başka anlatamam. Böyle anlatabilirim. Siz de kendi kendinize, kendinizi anlattığınızda dikkat edin. Zihniniz kendinizle ilgili ne tür bir hikaye uyduruyor. Ve o hikayenin atmosferi içinde olursunuz. O yüzden Allah velisi nasıl tanımlanabilir bir başka ifadeyle? Allah'ın velisi hikayesi olmadığını idrak eden insandır. Onun bir hikayesi yoktur. Sadece dünyadaki deneyim vardır. Onun hikayesi değildir o. Onun hikayesi şudur, illa bir hikaye ifade edecekse. Ya Rabbi senden geldim ve sana dönüyorum. Bir veli bunu idrak edendir. Ayette ifade edildiği gibi onların başına bir musibet geldiğinde biz Allah'a aitiz, ondan geldik, ona döneceğiz derler. Hikaye uydurmazlar. Veli hikaye uydurmayan insandır. Veya zihninin uydurduğu hikayeye kapılmayan insandır. Onun sahteliğini fark eden insandır. Bakın Hazreti Yusuf hikayesi mi Hazreti Yusuf'u Yusuf yaptı? Hayır. Allah'la olan
bağlantısı ve bilinci Yusuf'u Yusuf yapmıştır. Hazreti Yusuf'a sorsanız, bize kendini anlat. Allah'tan geldim, ona dönüyorum. Ya işte benim çok acıklı bir hikayem var. Kardeşlerim beni kuyuya attı, satıldım, o oldu, bu oldu, iftiraya uğradım. Bunu mu size anlatır? Hazreti Yusuf'a sorsanız, bize kendini anlat, size bunu mu anlatır? Hayır. O yüzden hikayelerinize inanmayın. Çünkü onlar sahtedir. Olay ayrıdır, onu kendinizin bir hikayesi olarak algılamanız ayrıdır. Ben birçok olay yaşarım. Birçok olay tecrübe ederim. Bu ayrı bir şeydir. Yaşadığım olayları anlatabilirim. Ama kendimi anlatamam. Kendim anlatılabilecek bir şey değildir. Anlatılırsa da bir satırla anlatabiliyorum. Ondan geldim ve ona dönüyorum. Onunla bir yolculuk yapıyorum. Başka bir, kendimin başka bir şeyi yok. Ama yaşadığım olayları anlatabilirim. Onlar yaşadığım olaylardır. Ama ben o olayların oluşturduğu kişi değilim. Bakın bütün edebiyatı alın, sinema, edebiyat, bütün şeyi alın. Size insan deyince hikayeden bahsederler. Bir hikayenin üzerinden kimlik oluştururuz. Ve artık bunu hiç yatsımıyoruz. Herkes kendini tırnak içinde hikayesi üzerinden anlatıyor. Kendiliğin hikayesi yoktur. Evliya hikayelerden uyanmış olan insandır. Anlaşılmamak, yetersizlik, haksızlık, mağduriyet, mahrumiyet, suçluluk hissi, utanç hissi, bunlar hepsi hikayedir. Bunlar beni tanımlayamaz. Ama sahte bir hikayeye inandığım için bunlarla kendimizi tanımlıyoruz, değil mi? İşte ya güçlüyüm, ya zayıfım, ya yeterliyim, ya yetersizim, ya seviliyorum, ya sevilmiyorum. Yani olgusal gerçeklik üzerinden kendimizi tanımlıyoruz. Olgusal gerçeklik benim hakikatim değildir. O yüzden belki bu uzun bir bahis olur ama kısaca değinmiş olayım, oraya bağlayayım. Bakın hac bunu çok mükemmel bir şekilde anlatan bir ibadettir. Haçta çok önemli bir sembolik ritüel vardır veya sembolik bir olgu vardır. Ne denir? Dikişsiz elbise giyeceksiniz. Dikiş nedir? İnsanın yaptığı bir şeydir. Değil mi? Bu ne demektir? Yani beşeri zihninin ürettiği, hem senin ürettiğin, beşeri zihninle ürettiğin, hem başka beşeri zihinlerin senin hakkında ürettiği her şeyden soyunman lazım. Üzerinde hiçbir dikişli elbise olmayacak. Tabii biz böyle hacca umreye giderken aman dikiş olmasın. Dikkat edelim, dikişsiz terlik, dikişsiz bilmem ne. Değil mi? Bakın din yüzeysel bir zihinle algılandığında karikatüre dönüşür. Yani aptal mısın denir değil mi? Yani dikişsiz, yani dikişsiz, dikişli bir şeyle hacca gidersen hac kabul olmaz. Aman bak dikişli ise şey olacak, aman dikişsiz bir şey. Ne demek bu? Burada ne anlatılıyor acaba? Şimdi dikkat edelim kendimize, bir kısmımız hacca umreye de gitmiştir. Hepimiz dikişliydik yani. Topumuz dikişliydik yani. Kendimizi nelerle tanımladık? İlişkilerimiz, anne, baba, çocuk, bu ilişkilerle. Şanssızım, yeterliyim, yetersizim, bunlar ne? Beşeri zihnin imalat problemleri. Peki biz bunlarla gitmedik mi? O yüzden hikayelerimizden kurtulabilirsek ancak haccı yerine getirebiliriz. Hiçbir dikişli şey olmayacak üzerimizde. Yani ne kendi beşeri zihnimizin ürettiği
imajinasyonlar, hikayeler olacak. Ne de başkalarının bizim hakkımızda, bizim zahiri niteliklerimize bağlı olarak tanımladıkları şeyleri üzerinize alacaksınız. Tamam, ben iyi biriyim ama kimse benim iyi olduğumu görmüyor ki. Veya tamam, ben sevilebilir biri olabilirim ama kimse beni sevmiyor ki. Kimse tarafından kabul edilmedim, kimse tarafından onaylanmadım, kimse bana değer vermedi. Bunlar ne? Hep dikiş bunlar. Bunların hepsini bırakacaksınız. Ki sembolik olarak Allah'ın evini tavaf edebilirsiniz. Yani onun yakınlığını hissetme noktasında, idrak etme noktasında yol alabilirsiniz. Yoksa alamazsınız. Hacca da gitseniz, Kabe'nin içine de girseniz, siz neyin içindesiniz? Yani zahiren Kabe'nin içindesiniz ama siz neyin içindesiniz? Kendi imajinasyonlarınız, hikayeleriniz, başkalarının sizin hakkınızdaki hikayesi. Ya işte bu hiçbir şey beceremedi, hiçbir şey başaramadı, hiçbir baltaya sap olamadı, işte kimse de sevmiyor, işte evlendi boşandı, işte evlendi çocuğu olmadı, işte mutsuz oldu, şu oldu, bu oldu, işte şu okulu da bitiremedi, şunu da halledemedi. Peki bunlar kimin hikayeleri? İnsanların hikayeleri. Peki sen bunlara değer atfediyor musun? Ediyorsun. O zaman sen nasıl hac edeceksin? Sen nasıl kendi hakikatini idrak edip Allah'ın dolayısıyla yakınlığını idrak edeceksin? Bakın, kendinizi idrak etmeden Allah'a yakınlaşamazsınız. Bakın, hacca gidin veya işte dua edin. Neye dua edersiniz? Bakın, bir sufi dua ederken diyor ki, ya Rabbi beni benden kendine al diyor. Bunun duası bu. Çünkü meseleyi anlamış. Beni benden kendine al. Ama biz Allah'tan ne istiyoruz? Sağlık, sıhhat, çoluk, çocuk falan filan. Ha, onlar da istenebilir ama onlar hani işin ıvır zıvırı yani. Yakınlığı hissetmen için kendi gerçek varlığını, hakikatini, fıtratını idrak etmen gerekir. Kendini bilirsen Rabbini bilirsin. Onun için bir sözde söylenmiştir. Hadis olarak da bazen rivayet edilir. Ama söz doğrudur. İster hadis olsun, ister olmasın. Kendini bilen Rabbini bilir. Kendinizi bildiğinizde Rabbinizi bilebilirsiniz. Kendinizi bilmediğinizde Rabbinizle ilişkiniz de çok iyi olmaz. Hep Rabbinizle arkadan bir didişmeniz olur. İşte Allah buna niye veriyor? Şunlara niye veriyor? Bana niye vermiyor? Üstelik ben ibadet de ediyorum, dua da ediyorum. Bu hikayeleri üretmekten başka bir çaremiz olmaz. Çünkü kendinizi bilmiyorsunuz. Veya kendinizi bilmekle Allah'a yakınlığın gerçekleşeceğini bilmiyorsunuz. O yüzden en büyük duamız budur. Ya Rabbi beni benden kendine al. Bana gerçek kendimi göster. Bana gerçek kendimi idrak ettir. Ondan daha büyük bir nimet, daha büyük bir lütuf, daha büyük bir ikram yoktur. O gerçekleştikten sonra bakın nereye gidiyorsunuz? İşte Arafat'a gidiyorsunuz. Ben ilk gittiğimde Arafat Dağı falan diyorlar. Zannettim böyle koca bir dağ. Böyle ufacık bir tepecik gibi. Hani bir şey yani. Bu ne demek? Bak, bu sen beşeri olarak görünen bir varlık olmayacaksın hiçbir zaman. Bu değildir insanın hakikati. Ve orada vakfe dediğin, yani durursun. Ne demek bu? Merkezinde kalmak. Gerçek kendini bulduğunda gerçek kendiliğinde devam edeceksin. Gerçek kendini bulan gerçek kendinde durur zaten. O insana irfanı kazandırır, marifeti kazandırır. Hem marifet odur, hem de o hakikat ve o merkezde olmak sana irfanı kazandırır, marifeti kazandırır. Gerçek bilgeliği, anlayışı kazandırır.
o dünyevi olarak görülen bir şey değildir. Dünyevi olarak şaşalı bir şey değildir. Gittiğinizde hiç bilmeyeniniz olursa, hani dese, sorsalar size Arafat Dağı nerede? Dersiniz burada bir dağ yok dersiniz. Yok zaten, dağ yok yani. Şimdi minnacık bir tepe. Gibi ya. Tepe değil, tepe bile değil yani. Ama orası Arafat'tır. Yani gerçek kendinizi bildiğiniz şeydir, noktadır. Ve o gerçek kendini bildiğinde sen orada sabit kadem olursun. Yani sen osun, sen o hakikatsin. Bu hiçbir zaman değişmez. O yüzden vakfe dediğimiz o durmaklık ölünceye kadar devam eder hakikatte. Sen merkezinde kalırsın. Hayatta hiçbir ilişki, hiçbir olay, hiçbir durum seni o merkezinden koparmaz. Sen olayları müşahede edersin. Ama neredesin? Merkezindesin. Hiçbir zaman o merkezden uzaklaşmazsın. Uzaklaştığını hissettiğinde de uzaklaştığını hissedersin. Yani gaflet uzun süreli devam etmez. Hemen bir uyanırsın. Ben niye mutsuzum? Niye huzursuzum? Hayattaki olgulardan niye bu kadar müteessir oluyorum? İnsanların sevip sevmemesi niye bu kadar beni etkiliyor? Bir arkadaşımın, dostumun olup olmaması niye bu kadar beni etkiliyor? Ben bir şeyi unuttum, kendimi unuttum. Derhal kendime dönüyorum. Bunu anlarsın. Yoksa yanlış şeylerde çare aramazsın. Yanlış alanlarda çözüm arayışına girmezsin. İşte evliyanın bir başka tarifi de budur. Gaflete düştüğünde neden dolayı gaflet ettiğini ve o gafletin çaresini de bilir. Niye kimsesizlik hissediyorum? Niye kendimi kimsesiz, çaresiz hissediyorum? Çünkü hakiki bağımı unuttum. Tekrar o bağımı hatırlıyorum. Unuttuğunda hatırlayacaksın. Evliya budur. Unuttuğunda hatırlar. Biz unuttuğumuzu da unutuyoruz. Yani neyi unuttuğumuzu bilmiyoruz artık. Niye mutsuzum? Şu yüzden. Şöyle oldu, böyle oldu. Bu böyle dedi, bu böyle yaptı. Sevilmedim, önemsenmedim, dikkate alınmadım. Anlaşılmıyorum. Bu dünyada hiçbir dostum yok. Bakın neyi unuttuğumuzu da unuttuğumuzu gösteriyor. O yüzden veli neyi unuttuğunu hatırlayandır. Deli. Neyin delisi onu bilmiyorum. Evet. O yüzden belki bundan sonraki derslere devam ederken ne tür sahte kendilikler bizi kuşatıyor, bunların üzerinde belki dururuz. Ama bugünkü dersimizin temel şeyi kendimizle ilgili hikayelerimize dikkat edelim. Bu hikayeleri biraz böyle iki adım geriye çekilerek bir görelim. Zihnim bana kendim diye ne üretiyor? Kendimle ilgili hangi hikayeleri üretiyor? Biri bana kendini anlatsana dediğinde ben kendim diye ne anlatıyorum? Bunları da fark etmeliyiz. Fark edersek ayrışabiliriz. Aksi takdirde bu hikayeler ömür boyu bizim gerçek kendimizi örterler. Ve bunların üzerinden ömür boyu bir hayat yaşarız. İşte benim yaşadığım da hayat mı deriz. Sen benim ne yaşadığımı bilsen deriz. Acılarımıza tutunuruz. Çünkü neden insan acıya tutunur? Çünkü onun kimliği haline gelmiştir. Halbuki acılar kimliğim değildir. Hazreti Yusuf'a bakın, hangi acıya tutundu? Değil mi? Hangi acıya tutundu? İkincisi, acının kaynağı da
aslında bir sahte kendiliktir. Neden? Çünkü o olayı sen hangi ben haliyle algılıyorsun? Mesela bir ilişkinde sen gayet dürüst, adil, merhametli, şefkatli, saygılı olmuşsun. Muhatabın öyle olmayabilir. Ne var bunda? Değil mi arkadaşlar? Ne var bunda? Ama bir tane benlik kalkıyor. Ya işte insanız hocam diyor. En büyük tuzak. Bir süre insan bu insan kelimesini kullanmasa iyi gelir. Bence çok iyi bir şey yani. Hani insanız hocam. Öyle bir kelime olmuş ki bu böyle insanız hocam. Her şeyi meşrulaştırıyor. Ya tabii ki hata edebilirim, kusur edebilirim, gaflete düşebilirim. Değil mi? Mesela bir insan beni anlamadı diye mutsuz olabilirim gaflete düştüğüm için. Ama bunu derken, ya insanız hocam ne yapalım, evliya değiliz. Sanki evliya başka bir alemin yaratığı gibi. Neden? Aslına bakarsanız insanların çoğu da evliya olmak istemiyor. Çünkü mal gibi olacağını zannediyor. Yani böyle hiçbir şeye sevinmeyen, üzülmeyen öyle dağ başında dizüstü oturmuş. Veya hocam evliyalık kavramı... Biz bakın evliyayı seviyoruz ama evliya olmayı sevmiyoruz. Anlatabildim. Ha, evliyayı niye seviyoruz? Başımız sıkıştığında gideceğiz. Ne yapayım işte bana bir tavsiyede bulun. Sıkıştığımda iyi bir şey olacak. Ama evliya olmak istemiyor ego. Çünkü evliya olursa kendine göre, kendi zannına göre. Evliyalığı da bilmiyor da zaten. Yani zannına göre böyle mal gibi böyle aleme böyle boş boş bakan, işte taşla altının fark etmediği, işte ne dünya, ne gelene sevinen, ne gidene üzülen. Diyor ne olacak şimdi işte böyle boş boş ne olayım yani. Tamam evliya olsun ara sıra gidip geleyim ama ben evliya olmayayım. Böyle nefis bu kadar üçkağıtçıdır arkadaşlar. Veya evliya olmayı, işte Allah'a yakın olacak, her duası kabul olacak. O da her duası kabul olsun diye evliya olmak istiyorlar, bir de böyle bir şey var. Evliya artık kendisi için duayı bırakandır arkadaşlar. Çünkü öyle bir hikayesi yok artık yani. Evet, soru mu vardı? Yok herhalde. Tamam, teşekkür ederim arkadaşlar. Şey sorun. Tabii ki. Evliya olursak değil yani, olmaya olduğunda insan mal gibi olabiliyor yani. Bahsettiğim şeyleri terk ede ede, böyle mal gibi bir hayat. Evet, ilk başta öyle oluyor çünkü ego, yani iniş çıkışları bir varlık, bir canlılık gibi algılıyor. Hatta bir alimin ifadesi der ki, bir metafor üzerinden bunu anlatırken, der ki bir alemde bir şehre girdim, o şehirde birçok saray gördüm. Baktım bazı sarayların önünde bir şenlik var. İşte eğlenceler vesaireler. Sonra o sarayın içine girdim der, içi bomboş. Sonra başka dışta sönük bir saraya rastladım. Böyle dışarıdan pek parlak bir şey gözükmüyordu. İçeri girdim, içeride büyük bir faaliyet gördüm diyor. Şimdi zahiri düzeyde insan sürekli böyle bir hareket, canlılık vesaire gibi bir şeyin gerçek hayat ve canlılık olduğunu zannedebiliyor. Burada kastettiğimiz şeyi şurada ayırmak gerekir. Tekamül yolunda ilerlemek, duyarsızlık, kayıtsızlık, kendini çekmek, izole olmak değildir. Ama bazen böyle bir tuzağa düşebiliriz. İnsan o manevi yolda ilerlerken, o psikolojik benliğin bir kısım böyle çok matah gibi görünen bazı özelliklerini bırakır.
hani mesela diyelim ki bir ortama girdiğinde illa kendini göstermez. Veya böyle etkilemek için konuşmaz. Ve aynı zamanda psikolojik temelli motivasyonları da gitmeye başlar. Yani diyelim ki ben bir kitap yazıyorum. Ne için yazıyorum? Meşhur olmak için, para için, şu için. E bunlar doğru değil. Bunlar egoistçe şeyler. E bunları bırakınca bu sefer ego şey zannediyor. E bu motivasyonlarım olmazsa o zaman ben yazamam. Ne yap, niye yapacağım o zaman? Burada işte bir nokta ortaya çıkar. O şudur. Daha önce bir şeyleri psikolojik motivasyonlarla yaparken artık o psikolojik motivasyonların sahteliği fark edilir. Bu bir düşüş getirir ilk önce. Fakat asıl önemli olan şey senin daha spiritüel temelli bir motivasyonla hareket etmendir. Yani bizatihi varlığından kaynaklanan bir motivasyonla hareket edersin. Yani atıyorum, basit bir örnek vereceğim anlaşılsın diye. Yani çocuğunu yani evleniyorsun, çoluk çocuk sahibi oluyorsun. E niye oluyorsun? Yaşlandığında sana bakarlar vesaire, değil mi? Şimdi böyle motivasyonlarla evlenir, çocuk sahibi olursun. E peki maneviyat ne diyor? Bunlar sahtedir diyor. O zaman kişi diyor ki, o zaman ben niye çocuk sahibi olacağım falan? Niye çocuğu büyüteceğim? Ha, işte bu önemli bir soru. Bunu erdiğinde anlayabiliriz. Aslında o da bir tuzak olmuyor mu hocam? Hani çocuk bakacak diyorsun, bakmaya da biliyor yani. Tabii canım, o yani. Çok şey oluyor. Yani... Evet. Tabii emanet dilde oluyor ama emanet alınınca ne yapıyor insan? Acaba emanet gözüyle mi bakıyor? Veya o emanet... Ya işte anneciğim, sen bugüne kadar bana baktın ama ben başka iyi bir anne buldum, senden daha iyi. Ben ona anne diyeceğim desen, tamam canım, zaten sen emanettin falan diyebiliyor musunuz? Yoksa ne emaneti kardeşim, ben seni büyüttüm, ben sana baktım. Mesela o öz çocuğun dediğin çocuğun doğumhanede karıştığını 20 sene sonra öğrensen içinde bir şey olur mu? Muhakkak ki olur değil mi? Çünkü insanım. İşte muhakkak ki olmaması lazım muhakkak olursak. Yani hakikat sahibi olursak bir şeyi fark etmez değil mi? Ha o, ha o değil mi? Emanet zaten hepsi. Ama baba benim çocuğum, benim kanımdan falan. İşte onlar hepsi tuzaktır. Peki, teşekkür ederim. Sağ olun hocam.